harika motorlar. İnsanoğlu, yıllar süren bilgi ve emeklerini birleştirerek motor teknolojisini bulalı 150 yıl oldu. Bu sayede hayatında güç ve emek gerektiren pek çok iş kolaylaştı. Vücudundaki motor teknolojisi ise Hazreti Adem'den bu yana ona hizmet vermektedir. Gerçekten de hepimizin vücudunda kalın ve ince 1000'e yakın kas grubu vardır. Bunlar mükemmel bir motor teknolojisiyle görev yaparlar. Ağır kaldırmak, yüzmek, koşmak gibi daha aklımıza gelmeyen nice iş ve hareketler hep bu kas motorlarıyla yerine getirilir. Sadece yüzümüzde bu et motorlarından 60'a yakın kas vardır. Gülerken 20'si, kaşlarımızı çatarken 40 tanesi çalışır. Vücudumuzdaki %70'i sudan ibaret kaslardan biri olan iskelet kasları, bizim isteğimizle çalıştırılırken, düz ve kalp kasları ise irademiz dışında çalıştırılır. Çok ibretliktir ki, irademiz dışında çalıştırılan kaslar, bizi pek çok tehlikelere karşı korurlar. Örneğin, gözümüze doğru gelen bir cisim karşısında hemen göz kapaklarımızı kapatır, yine elimizi sivri bir nesneye veya ateşe değdirince biz düşünmeden kasılırlar. Bir mühendislik harikası olan bu et motorlarını yaratıp vücudumuza en faydalı şekilde yerleştiren sizce kim olabilir? Kaslarımızdaki bu motor teknolojisi kime ait olabilir? Böyle harika bir kas sistemi kendi kendine veya tesadüfen olabilir mi? Çalışabilir mi? Elbette böyle hikmetli tasarım ve teknoloji harikası kaslarımız ancak bütün vücut sistemlerimizi yapıp çalıştıran sonsuz ilim ve kudret sahibi birinin eseri olabilir. Öyleyse onu bilmek, teşekkür etmek bir insanlık borcumuzdur.